Valilik adına geliyor. Son yılların en önemli çevre sorunlarından biri ne yazık ki hidroelektrik santralleri oldu. Aslında nehir tipi hidroelektrik santralleri en çevreci enerji kaynakları olarak bilinirdi ve böyle önerilirdi geçmişte. Ancak Türkiye'de sayıları bir anda 2000'lere çıkınca ve bir vadide ardışık HES'ler dediğimiz bazen 5, bazen 7, bazen 20'ye yakın HES'ler yapılmaya başlayınca ve bunlar da hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, bu kaygıyı yaşamadan yapılmaya başlanınca büyük bir infial ortaya çıktı ülkemizde. Hidroelektrik santrali aslında çok temel, basit bir prensibe dayanır. Mansap kısmında yani kaynaktan ya da yukarıda derelerden sular bir boruya ya da tünele alınır. Tünelden sonra 8 kilometre, 10 kilometre, bazen 5 kilometre o tünellerle taşınır. Derenin kendi eğimi devam ettiği için bir kot farkı oluşur birkaç kilometre sonra. O kot farkından su cebri borularla santrale, türbinlere düşürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Su dediğin zaman hayattır, yaşamdır. İnsanın damarında kan olmasa yaşayamaz. Bu köyde bu su olmasa, bu insanların burada olmasının hiçbir mantığı yok. İnek su lazım. Bostanı, tarlayı su almaya su lazım. Susuz köy olur mu? Bu su yazın daha azalıyor mu? Daha azalıyor. Tabela kol kadar öğreniyor. Dere yukarı geliyorum, birikiyorum. O yığıntı yerleri boşa diyorum ki, hafta su bozuldu. Yani bu mahallelere bir şey olmasın da suyu götürsünler anlamını çıkartmayın bundan yani öyle onu anlatmak istemiyorum ama 4 tane mahalle olduğu gibi taş altında kalacak, harfiyat altında, heyelan altında kalacak. Yaklaşık 4-5 kilometre üstten kanal açık alanına getireceklerini söylüyorlar. Bu karşıdaki kayalığı kırdıkları zaman önümüzde arazimiz var bizim. Suyumuzu aldılar, arazimizi de mahvedecekler. Köylünün hiçbir anlamı kalmayacak. Daha doğrusu köyümüzde bizi zor zor göçe sürüklüyorlar. Bizi de götürsünler. Biz ne yapacağız burada dereye götürüyorlar. Allah bizi veren Allah su vermiş bize. Suyu da götürüyorsalar bizi de götürüp kayırsınlar. Biz burada neyle duracağız, idare edeceğiz. Bu kalda böyle bir şey var.
Kapalı alanımız yok ki şu anda. Kapalı alanımız yok, kapalı alanımız yok. Arkadaşlar vekaletinizi veriyor musunuz? Bir daha veriyor musunuz? Tamam. Bir anlatayım ama. Olmaz. 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 Buraya konuşmaya geldik. Konuşmaya geldik. Konuşacağız. Derdimizi anlatacağız. Ben de onu istiyorum beyefendi. Bakın tamam. Ben çevre şube müdürüyüm. Tamam. Ben buraya sizi dinlemeye geldim. Az bir saniye. Ama bu şekilde doğru. Olmaz. Kim verecek bana sözü? Ben alırım. Ben alırım buradan sözü. Sen al, veremezsin bana. Sen veremezsin bana. Dikkat yok. Sarmıda köy. Benim köyüm bu. Sen kimsin ki bana söz hakkı veriyorsun? Tabii, köy muhtarım. Kimsin? Söyle bakayım. Valilik adına geliyorum. Tamam. He. Dikkat diyor. Valinde gelir biri buraya. He. Valinde gelsin. Müdürlüğe gelsin. Ankara müdürlüğe. Ya ben de iddia kurarım. Ne dinleyeceğim? Dinle. Otur yerine. Dur. Arkadaşlarım, ben sizin itirazınızı almaya geldim buraya ya. Kesinlikle bizim itirazımızı almıyor. Ama bu işin başında ben tutanağı alacağım. Beyefendi siz hatırlıyor musunuz? Sen bana taahhüt veremezsin. Mustafa amca. Veremezsin sen. Mustafa amca. Ben veririm sana söz hakkı. Dinliyorum. Sayın yetkililer, sayın komşularım ve köylülerim. Köyümün adına burada HES yapılmasını istemiyorum. Ve bu nedenle bu bilgilendirme toplantısına katılmayacağımı belirtmek için söz almış bulunuyorum. HES'in yapılmak istediği Melo Deresi'nde söz özellikle yaz aylarında bizim tarlamızın bahçemize bile yetmeyen bir suyumuz var. Bu köyde yaşama hakkımızı zorla elimizden almaktasınız. Biz bu toplantıya katılmayarak bu toplantının burada yapılmasını istemiyoruz. Sizlerden köyümüzü terk etmenizi, bu konuyla ilgili bir daha buraya gelmemenizi istiyorum. Burada benim köylülerim olarak bunları burada bırakıyorum. Buradan terk ediyorum. Ben halkın itirazını almaya geldim. Halk da itirazını muhtarın şekliyle söyledi zaten. Yani biz bunu tutanağımızı göndereceğiz yani sonuçta oradaki komisyona sunacağız tutanağımızı. Yani karar vericiler karar verecek. Komisyon çalışması yapıyoruz. Biz burada şu an karar vermiyoruz. Masa başında karar verilseydi biz bunu kararını verirdik. Ben kan edeceğim suyu vermeyeceğim. Gelsinler gelsinler okuma benim. Hiç kimseyi de tanımıyorum. Gelsin benim okuma gelsinler. Gelenin lehini sereceğim burada. Yerde alırım taşı bindiririm kafalarını. Gelsinler gelsinler benim makineye. Gelsinler koşun yerim makineye. Elimizden geleni yapıyoruz.
geliyorlar, geliyorlar. Gelin, 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 hep bir gelin, hep gelin abi. Gelin. Gelin. Ha Emre. Arabaya binin, bir ben derim. Sen bana diyorsun. Gelmeyeceksiniz. Şu Sarıbudak köy halkını düşünenler, 12 senedir baraj başladı. Cefa çekiyoruz. Yolumuz kapandı. Hastamız yolda oldu. Bizi düşünenler neredeydi? Sebzemiz, malımız, mahsulümüz heba oldu. Her türlü cefayı çektik. Bugüne kadar kimse gelip, ey köylüler ne haldesiniz, ne yapıyorsunuz? Zararınız nedir? Kimse soran olmadı. Bugün geldiler. Bir tane çadırı bu derenin üstünden besleyelim baba. Niye bir tane çadırı? Bir tane çadırı mahkum versinler. Ekipçi versinler. Ama suyunu elinize alırsanız köylü aç kalacaktır. Köylü fakir kalacaktır. Zaten köylü ufak bir şeylerle geçinmesini bilen, yetinmesini bilen bir topluluk. Şimdi sulama suyunu aldığınız zaman elinizden kalacaksınız. Hiçbir şey hepimiz devlete yük olmak zorundayız. Devlet getirecek. Biz de yiyeceğiz yani. Başka bunun alternatifi yok. Bizim kesinlikle ekip biçeceğimiz alan olmayacaktır. Santralı kuracak, ondan sonra 49 senelerini alıyor. Hangimiz 49 sene yaşayacağımız var? Ondan sonra diyecek ki buraya su imalathanesine koyuyorum, su paketlerini pişecek. Bütün İstanbul Bursa'dan su alıyor, içiyor. Evet. Evet. Uludağ'ın suyunu. Evet. Ben bizzat kendim bile binmişim arabaya, tankere gittim. Tankere gidiyor. Bahçeli evlere götürdük, orada bir bayan aldı. Depoya 2-3 adam yüksekliğinde bir depoya doldurduk evine. Ondan sonra oradan satıyorlar. Oradan satıyor böyle kilo işi. Petrol gibi. Petrol gibi aynı. Zaten petroldan değerli. Bunu da aynı yapacaklar. Bunu da aynı yapacaklar. Petrol olmadan yaşarsın da su olmadan yaşayamazsın. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bakalım ne kadar karşı çıkacağız, ne kadar ayakta kalacağız. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bize sahip çıkmasını istiyoruz. Köylü olarak da gücümüzü göstereceğiz ama ne kadar gösteririz bilmiyorum artık. Su kimseye veremezdim, susuz duramazdım. Susuz insan yaşar mıyım? Onlar da bir daha buraya gelmesin dedi. Dana trist valia, maja gara cemi deda. Deda mi khvar zalia, deda na trist valia, maja gara.